Herkese merhaba. Yazın en sıcak günlerinden birindeyiz. Temmuz ayındayız. Ve kitabın en çok özlendiği zamanlardan geçiyoruz. Çünkü yazın kitap okumak çok aklımıza gelmiyor. Güneşle, denizle, kırla, eşle, dostla, köyle, akrabayla uğraştığımız için. O yüzden çok özlediğiniz bir şeyi size hatırlatmak istedim. Ve zaman zaman böyle çok etkilendiğim, çok etkileyici kitapların kısa okumalarını yapmayı planlıyorum. Ve buna Paulo Coelho'nun Simyacısıyla başlamak istiyorum. Çünkü simyacı bizim büyük alimimiz Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Mesnevisinde yer alan bir hikayeden esinlenerek bu öyküsünü kaleme almış. Ben de şimdiye kadar gerçekten çok satanları böyle çok okumak peşinde olmadığım için görmezden gelmeye çalışmıştım. Ama sonra bir baktım ki görülmesi gereken bir şeyi görmemek ancak bizim kusurumuz olabilir. Simyacının sonuna doğru bir bölüm okumak istiyorum. Çok kısa ve sizi hala okumadıysanız gerçekten çok çok şey kaybettiğiniz hususunda uyarmak istiyorum. Simyacı çay kadar güzel ve insan ruhuna yarayan bir eser. Çünkü kaynağını Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinden, yani Mesnevi'nin de beslediği o büyük kaynaktan, büyük kitaptan almış. Başlayalım. Delikanlı gözlerini ufka dikip bakmaya başladı. Uzakta dağlar, kumullar, kayalıklar, hayatta kalmanın olanaksız olduğu bu yörede yaşamakta direnen bitkiler vardı. Dört bir yanı çöldü, aylar boyu üzerinde yürüdüğü ama ancak küçük bir bölümünü tanıdığı çöl. Bu küçük parçada İngilizlere, kervanlara, kabile savaşlarına ve 50.000 hurma ağaçlık ve 300 kuyuluk bir vahaya rastlamıştı. "Ne istiyorsun bugün benden?" diye sordu çöl. "Birbirimizi dün yeterince seyretmedik mi? Bir yörende sevdiğim bir kadın yaşıyor. Bu yüzden engin kumlarına baktığım zaman onu seyretmiş oluyorum. Onun yanına geri dönmek istiyorum ve rüzgara dönüşmek için senin yardımına gereksinmem var." "Aşk nedir?" diye sordu çöl. "Aşk, Şahin'in senin kumlarının üstünde uçtuğu zamanki şeydir. Çünkü sen onun için yeşermiş bir kırsın ve hiçbir zaman avsız dönmedi senden. Senin kayalarını, kumullarını, dağlarını biliyor ve ona karşı cömertsin sen." "Şahin'in gagası parçalarımı kopartır," dedi çöl. "Avı yıllar boyunca beslerim. Sahip olduğum pek az suyla susuzluğunu gideririm. Ona yiyeceklerin yerini gösteririm. Ve bir gün tam avın okşamalarını kumlarımda hissedeceğim sırada Şahin gökyüzünden iner. Ama sen de kesinlikle bu son için besleyip büyütürsün avı," diye yanıtladı delikanlı. "Şahin'i beslemek için ve Şahin de insanı besleyecektir. Ve insan da bir gün senin kumlarını besleyecektir. Ve oradan yeni bir av doğacaktır. Böyledir dünyanın düzeni." "Aşk bu mudur?" "Evet, budur. O avı Şahin'e, Şahin'i insana ve insanı yeniden çöle dönüştüren şeydir. Kurşunu altına dönüştüren ve altını da toprağın altına gizleyen şeydir." "Söylediklerini anlamıyorum," dedi çöl. "Öyleyse hiç olmazsa kumlarının ortasında bir yerde bir kadının beni beklediğini anla ve onun bekleyişine karşılık olarak rüzgara dönüşmek zorundayım." Çöl bir süre sessiz kaldı. "Rüzgarın esebilmesi için kumlarımı sana veriyorum. Ama ben tek başıma bir şey yapamam. Rüzgarın da yardımını iste." Hafif bir esinti başladı. Kabile reisleri kendilerinden farklı bir dil konuşan delikanlıya uzaktan bakıyorlardı. Simyacı gülümsüyordu.
Üzgar delikanlının yanına gelip onun yanağını okşadı. Delikanlının çölle yaptığı konuşmayı duymuştu. Çünkü rüzgarlar her zaman her şeyi bilirler. Dünyayı dolaşıp dururlar ama ne doğum ne de ölüm yerleri vardır. Bana yardım et dedi delikanlı. Bir gün sevgilimin sesini duydum sende. Çölün ve rüzgarın diliyle konuşmayı kim öğretti sana? Yüreğim diye yanıtladı delikanlı. Rüzgarın birçok adı vardı. Buradaki adı keşişlemeydi ve Araplar onun kara delili insanların yaşadığı suyu bol topraklardan geldiğine inanıyorlardı. Delikanlının geldiği uzak ülkedeki adı Gündoğusu'ydu. Çünkü insanlar onun çölün kumlarını ve mağriplilerin savaş naralarını getirdiğine inanıyorlardı. Belki de başka yerlerde koyunların otladığı kırlardan uzaklarda olan insanlar rüzgarın Endülüs'ten estiğine inanıyorlardı. Ama rüzgar hiçbir yerden gelmiyor ve hiçbir yere gitmiyordu. Ve işte bu yüzden de çöl kadar güçlüydü. Bir gün çöle ağaç dikebilir, dahası çölde koyun beslenebilirdi. Ama rüzgara egemen olmanın kesinlikle olanağı yoktu. Sen rüzgar olamazsın dedi delikanlıya. Niteliklerimiz farklı. Doğru değil. Seninle birlikte dünyayı dolaşırken simyayı öğrendim. Rüzgarlar, çöller, okyanuslar, yıldızlar var bende. Evrende yaratılmış ne varsa hepsi bende var. Hepimizi aynı el yaptı ve hepimiz aynı ruha sahibiz. Senin gibi olmak istiyorum. Her şeye nüfuz etmek, denizleri aşmak, hazinemi örten kumları kaldırmak ve sevgilimin sesini yanıma getirtmek istiyorum. Simyacıyla yaptığın konuşmayı duydum geçen gün. Her şeyin kendi kişisel menkıbesi olduğunu söylüyordu. İnsanlar rüzgara dönüşemez. Bana bir süre için rüzgar olmayı öğret diye rica etti delikanlı. İnsanlar ile rüzgarların sınırsız olanaklarını birlikte konuşabilelim. Rüzgar meraklıydı ve bu da bilmediği bir şeydi. Evet. Devamını lütfen siz simyacıyı baştan sona okuyarak tamamlayın.